Kıymetli okurlarımız, Post Gazetesi İsviçre ekibi adına hepinize hayırlı akşamlar dileyerek canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün konumuz İsviçre siyaseti. İsviçre'de siyaset göçmenler için neden daha çok önemli? Sorulara cevap bulmaya çalışacağız. İki tane seçkin konuğumuz var. İbrahim Bey, Schaffhausen Kanton Milletvekili. Mahan'ın Kanton Aargau'da milletvekili adayı. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Bahtiyar Bey. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Hoş bulduk. İyi İyi akşamlar. Yayınlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Öncelikle Alime Hanım'dan başlayalım. İyiyim. Alime Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim Bahtiyar Bey. Siz nasılsınız? Allah'a şükür biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Bu korona günleri hepimizi eve bağladı. Sanıyorum sizi de. Evet, mutlaka zor günler geçiriyoruz fakat inşallah tünelin ucu göründü, yani yavaş yavaş atlatmaya çalışıyoruz. Evet, biraz önce girişte söylediğim gibi İsviçre'de siyaset çok önemli bir konu. Özellikle nüfusunun dörtte birinden fazlasının yabancı olduğu bir ülkede siyaset gerçekten çok önemli. Alime Hanım, siz de yıllardan beri İsviçre'de siyasetin içindesiniz. Öncelikle size söz hakkı vermek istedim. Önce sizi bir tanıyabilir miyiz? İyi akşamlar değerli Post Gazetesi seyircileri. Ben Alime Kösecioğulları, 50 yıla yakın İsviçre'de yaşıyorum. Çocukluğum burada geçti sayılır. SP Kanton Milletvekili adayıyım. 2020 18 Ekim'de seçimlerde. Siyaset hayatımda şu anda Lentburg bölgesinde SP yönetim kurulundayım. Ayrıca ESPE Aargau Göçmenler Yönetim Kurulu'nda görev almaktayım. Bir de köyümüzde oy sayıyorum. Yani siyaset hayatımda çalışmalarım şu. Bu şekilde devam ediyor. Devam. İbrahim Bey, size dönelim. Umarız iyisinizdir. Siz de bu korona günlerini atlattınız. Teşekkür ederim Bahtiyar Bey. Çok şükür Alime Hanım'ın dediği gibi tünelin ucu göründü. Atlattık, atlatacağız. Az kaldı. İbrahim Bey, sizi de tanıyabilir miyiz? Siz geçen seçimlerde Kanton Schaffhausen'de milletvekili seçildiniz. Türkçe tabirle il meclis üyesi diyelim. Bir Evet. kendinizi tanıtır mısınız? Sizi tanımayan vatandaşlarımız için. Evet, Bahtiyar Bey, davetiniz için Post Gazetesi ailesine çok teşekkür ediyorum. Sizin vesilenizle Post Gazetesi seyircilerinin hepsini saygı ve sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. İsmim İbrahim Taş. 93 yılında, 13 yaşındayken İsviçre'ye geldim. 2016 Evet. seçimlerinde Schaffhausen Türk toplumuyla istişare ederek seçimlerde aday olarak girdim. Ve bugün çok şükür meclisteyiz. Schaffhausen parlamentosundayız. Evet, başarılar diliyorum tekrar. Teşekkür ederim. İbrahim Bey, siz parti olarak ESP'de siyaset yapıyorsunuz, Alime Hanım gibi. Neden ESP? Yani neden Sosyal Demokrat Parti? Sizin de dünya görüşünüz sosyal demokrasi mi diye Evet, bir Bahtiyar soru Bey, sorsam size. elbette memnuniyetle, seve seve cevap vermeyi kabul ediyorum diyelim. ESP gerçekten kendimi huzurlu hissettiğim bir parti İsviçre'de. Sosyal demokrat olması hasebiyle birincisi. İkincisi, göçmenlere, göçmen kökenli İsviçre'lere diyelim, bütün partiler aynı hakkı vermiyorlar burada ya da aynı fırsatı, aynı imkanı tanımıyorlar. Özellikle ESP bu konularda hem duyarlı hem de öncü bir parti. Bundan dolayı ESP'yi tercih ettim.
Alim Hanım, size döneyim. Size şu şekilde bir soruyla başlayalım. Buyurun. İsviçre'de yaşayan göçmenlerin başlıca sorunları nelerdir? Ve siz uzun yıllardır İsviçre'de siyaset yapan birisi olarak bu sorunların çözümüne dair bir önerileriniz, teklifleriniz, çalışmalarınız oldu mu? İsviçre'de yaşayan vatandaşlarımızın gerçekten ilk başta sorunları var. Eğitimde, iş hayatında sorunlarımız var. Çalışmalarımız yani siyasete atılmaları gerektiğini düşünüyorum. Siyasete at siya Kusura bakmayın, heyecanlandım birden. Yani çalışmalarımız var tabii ki. Göçmenlerin sesi olmaya çalışıyoruz. Komisyonlarda öneriler sunmaya çalışıyoruz. Yani parti içinde çalışmalarda yer alıyoruz ki sesimiz yani düşüncelerimizi biz de düşüncelerimizi aktarıyoruz, önerilerimizi sunuyoruz. Yani çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Zorlukları var tabii ki. Göçmenlerin zorluklarını dile getiriyoruz, problemlerimizi dile getiriyoruz. Beni duyuyor musunuz? Ses gelmedi. Ha, şu anda geldi tekrar. Bir takılma oldu galiba. Göçmenlerin birçoğunun dil sorunu var. Dil sorununa kantonlar olsun, federal hükümet olsun çok çözümüne dair bir sürü program yayınlıyor ama siyasi partilerin bu yönde bir çalışmalarını görmedik bugüne kadar. Dil problemi olanlara özellikle. Yani dil problemi olanlara şimdi kişisel yani kişiler kendileri çabalarıyla öğrenmeleri gerekli ama kurs olanakları da sunuluyor. Bu daha çok partiler değil de belediyelerin yapılacağı bir çalışmalar yani Almanca kursları, anneler için, çalışmayan anneler için Almanca kursları öyle kolaylıklar sağlanıyor yani. Partiler halka dil kursu açma yetkisi yok yani. Yani ama öneriliyor, mutlaka dil öğrenmek zorundayız. Yani burada kendimizi kanıtlamak istiyorsak, toplumda yer almak istiyorsak mutlaka yaşadığımız ülkenin dilini bilmek zorundayız. Tabii. İbrahim Bey, size bir sorum olacaktı. Göçmenlerin siyaset yapabilmeleri için öncelikle İsviçre vatandaşı çok gerekiyor. Ancak İsviçre vatandaşlığı sadece siyaset için değil, tabii ki de değil. Başka neden bu kadar önemli yabancıların İsviçre vatandaşlığını almaları? Siz bu konuda vatandaşlarımıza ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Halen İsviçre vatandaşlığını almamış kişilere. Evet, güzel bir soru. Teşekkür ederim Bahtiyar Bey. Son seçimlerde, İsviçre'de gerçekleşen son seçimlerde bazı partilerin programlarını beğenmeyen göçmen arkadaşlarımız oldu ve özellikle sosyal medya üzerinden veryansın ettiler. Fakat bu veryansın eden Evet. arkadaşların birçoğunun maalesef İsviçre vatandaşı olmadığını gözlemledik ve birçoğuyla da bizzat birebir irtibata geçtim. Düşüncelerin hoşuma gidiyor. Çok aktifsin. İsviçre vatandaşlığın var mı? Varsa hangi yönde siyasi Evet. faaliyetlerimize destek olabilirsin? Ve abartmadan söylüyorum. Görüştüğüm 10 kişinin 8'i maalesef İsviçre vatandaşlığım yok dedi. Yani burada şunu ifade Evet. etmeye çalışıyorum. Bazı durumlardan, bazı siyasi gelişmelerden, bazı partilerin göçmenlere yönelik olan tutumlarından memnun olmayabiliriz. Fakat memnun olmadığımızı dile getirebilmemiz için burada vatandaşlığı alabilmemiz lazım ve bizzat siyasete atılabilmemiz gerekiyor. Birincisi bu. Ben ikinci sorunuzla başladım.
Birinci sorunuz, burada siyaset yapabilmek için en azından Kanton Schaffhausen için söylüyorum bunu. Evet, İsviçre vatandaşlığınızın olması gerekiyor. Yok, benim daha çok vatandaşlarımıza neden İsviçre vatandaşlığının bu kadar önemli olduğunu sormuştum size daha çok. Bunun da cevabı açıkçası şu: sadece siyaset değil, her alanda lazım olduğu için İsviçre'de kalmayı, Türkiye'ye kesin dönüş yapmayı düşünmüyor isek. Evet. Halime Hanım, bir soru sorayım o zaman. Siyaset neden önemli Halime Hanım? Siyasi hedefimiz ne? Yani biz göçmenler olarak siyasete girdiğimiz zaman İsviçre'de neleri değiştirebiliriz? Gerek oy vererek, gerek siyaset yaparak. Yani her şeyden önce siyaset neden önemli? Benim siyasete girme sebebim, aldığım karar. Yani burada büyümüşsem, burada yaşıyorsam, çocuklarımız burada yetişiyorsa neden yaşadığım ülkede alınan kararlarda söz hakkı sahibi olmayalım? Yani vatandaşlık alma sebebimiz ilk başta buydu. Yani siyasetle ilgilenmek her alanda kolaylık sağlanmıyor. Yani çocukların okul kariyerlerinde biz olumsuz hiçbir şeyini görmedik. Yani önemli, yani gerçekten çok önemli be. Bir de haksızlıklara karşı sadece mecliste sözümüzü geçirebiliriz. Yani kendimizi ifade edebilmemiz için, yani iyi yaşıyorsak bu ülkede, kazanıyorsak, çalışıyorsak neden sosyal ve siyasal alanlarda da her yerde olmayalım? Yıllar evvel mesela, hani şimdi dediğiniz gibi İsviçre halkının %40'ı neredeyse ya göçmen kökenli, aşağı yukarı %40'ı. Ve hepimiz de burada yaşıyorsak kesinlikle, yani hepimiz de burada yaşıyorsak kesinlikle buraya adapte ol, buranın ekonomisine katkıda bulunuyorsak, çocuklarımızı burada okutuyorsak kesinlikle, yani siyasette de var olmamız lazım. Önceden mesela çocuklarımız, bir kanton şuleye giden çocuk olağan dışı başarılı görünüyordu. Ama şimdi ne kadar normal bir şey. Yani her yerden göçmenler de çok iyi yerlere geliyor. Pırıl pırıl gençlerimiz yetişiyor. Ben aynı şeyi mecliste de görmek istiyorum. Yani bu yabancı denmesin. Burada tamamen İsviçre toplumunun bir birey olarak görünsün. Yani parlamentoda da ileride inşallah o günleri de göreceğiz. İnşallah. Halime Hanım, 5 Aralık 2019 tarihinde ben kendim şahsen bir haber yayınlamıştım. Haber, Zürich Üniversitesi'nin bir araştırması sonucunda elde edilmiş verilerden kaynaklanıyordu. Bu da şunu, bu haberde de şu sonuç vardı. İsviçre vatandaşlığı alan bir kişi 15 yıl sonra almayan bir kişiden en az 5.000 frank daha fazla para kazanıyor. Gerçeğini ortaya koydu. Bu araştırmada, bu haber de zaten aslında vatandaşlığın ne kadar çok önemli olduğunu, sadece maddi olarak değil, siyasi anlamda da ne kadar çok önemli olduğunu gösteriyor. Sizin bu konudaki düşüncenizi alabilir miyiz? Yani muhakkak ki çok önemli. Her alanda çok önemli. Çocuklarımızın yani buraya iş hayatında kariyer basamaklarını, bir yani İsviçre vatandaşı olduğu zaman hakları doğal olarak daha çok oluyor. Yani Evet. sigortalarda mesela İsviçre vatandaşı olmayan vatandaş, göçmenler otomatikman daha çok düşük vergisi ödüyorlar yani. Evet. Tamamen buraya adapte olmak için benim şahsen, hani siyasetle ilgilenmem İsviçre vatandaşım aldıktan sonra başladı. Yani neden, hani o yüzden önemli. Yani bütün vatandaşlarımıza öneriyorum, çocuklarını bu şekilde, eğer bu hayatlarını burada sürdürmeye karar verdilerse, mutlaka İsviçre vatandaşlığına başvursunlar. Zararı yok, faydası çok. Çünkü yaşadığımız Evet. ülkede, evet, bir bireyiz biz de. Tekrar İbrahim Bey'e dönmek istiyorum. İbrahim Bey, göçmenlerin yani göçmen derken İsviçre'de yaşayan yabancılardan kastediyorum. Sorunlarını en iyi bilen kişilerden birisi sizsiniz.
sadece İsviçre toplumunda değil, aynı zamanda Türk toplumunun içerisinde de çok aktif bir kişiliğe sahipsiniz. Vatandaşlarımızın, yabancıların sorunlarını dile getirmek için ne yapmak lazım? Sadece siyasetin içinde mi bulunmak lazım, yoksa başka şeyler de yapmak gerekiyor mu? Evet, teşekkür ederim Bahtiyar Bey. Gerçekten Alime Hanım'ın dediğine katılmakla beraber şunları da eklemek istiyorum. Sadece siyasette bulunmak elbette yeterli değil. Bulunduğumuz gemeindelerin, mahallelerin, derneklerine üye olabiliriz. Schaffhausen'de yerel halkın üye olmuş olduğu ve sosyal faaliyet yürüttükleri derneklere üye olabiliriz. Ayrıyeten tabii ki benim şahsen şunu da eklemek istiyorum. Şu an tam yeri aslında neden siyasete girdiğimi kısaca izleyenlerimizle paylaşmak istiyorum. İsviçre'de malum parti ismini vermek istemiyorum tabii ki burada. Sonra herhangi bir davayla karşılaşmayalım. Türk Evet. vatandaşlarıyla ilgili, Arnavutlarla ilgili, efendime söyleyeyim Balkan'dan gelen göçmenlerle ilgili çok kötü afişler yapmışlardı. İşte Türk vatandaşlarıyla ilgili yapmış olduğu afişte çok özür dileyerek izleyicilerimizden söylemek istiyorum. İşte South Türk'ün diye afiş yapmışlardı. Benim en büyük motivasyonum buydu. Gerçekten o dönemlerde Schaffhausen'de bu konuya hiç değinmedi siyasetçiler. Üstü örtündü ve geçildi bu meselede. Bunun yanı sıra minare meselesi çok ciddi bir tartışmaya sebebiyet verdi İsviçre'de. İkinci motivasyonum da buydu. Siyasete Evet. girme motivasyonum. Tabii ki sadece siyasetten olmuyor. Demin de altını çizmiş olduğum gibi sosyal sosyal alanda da aktif olmak gerekiyor. İsviçrelilerle diyalog halinde olmak gerekiyor. Yeri geldiğinde Ramazan ayında tabii bu sene bunu yapamadık. Ramazan ayında ben adet edinmişimdir kendime. Her sene en az iki İsviçreli aileyi evime davet ederim. İşte Türk lerin iftar yapışı ya da Müslümanların iftar atmosferini tatmaları için bir Müslüman evini ziyaret etmeleri için ve evime davet ettiğim kişilerin %60'ını 70'ini bu sosyal faaliyetler çerçevesinde tanımış oldum. Evet. Alime Hanım, Evet. size dönmek istiyorum tekrar. İsviçre'de siyaset dediğimiz zaman ilk akla gelen kişi herhalde Blocher. Eski Adalet Bakanı biliyorsunuz. İlk İsviçre tarihinde ilk defa parlamento tarafından indirilmiş, yani güven oyu alamayarak bakanlığı da düşürülmüş bir kişi. Ancak partisinin sürekli yabancılar üzerinden siyaset yapıyor. Bu yapılan siyasetin SVP'nin özellikle İsviçre'de yabancılar üzerinden yaptığı ırkçılığa kaçan zaman zaman çok ağır agresif reklamlarla İsviçre halkını tahrik etmesi sonucunda onlar da bundan bir çıkar elde ediyor. Sonuçta oya devrişiyor bu davranışları bu partinin. Biz yabancılar olarak siz göçmen kökenli siyasetçiler olarak bu SVP'ye karşı neler yapmalı? Yani onlar ön yargıyı nasıl kırabiliriz? Ön yargıyı nasıl kırarız? Aslında bu toplum insanlar sosyal çevrelerinde birebir anlatarak, yani SVP evet bizi göçmenlere karşı, benim de siyasete girme amaçlarımdan birisi o minare yasağının benim canımı çok acıtması, ondan sonra dışlanmış olmak. Ama bu hani Evet. siyasete girmem için, yani sosyal medyada istediğin kadar argüman sun, istediğin kadar şey yap, siyasette bir yere geldiğin zaman daha çok sesini duyurabiliyorsun. Daha bir ses olabiliyorsun. Yani
ırkçılığa karşı mücadele muhakkak etmemiz gerekiyor hep beraber, hep birlikte. Yani SVP karşı görüşleri, herkes düşüncesini siyasete, ay çok heyecanlıyım kusura bakmayın, bloke oldum sanki, o kadar da hazırlanmıştım, o kadar yıllardır çalışıyorum ama inan gerçekten hep birlikte karşı gelmemiz lazım, sesimizin çıkması lazım ama seviyeli bir şekilde siyasi alanlarda, bu örnek toplum yaşantımızda, yani herkes bölgesinde kendini ifade ederse, dernekler siyasetçileri davet ederse, siyasetçilerin hani toplumun, onların ön yargılarını kırmak için bizim sosyal alanda çalışmak, siyaset dışında da çalışmak yapmak zorundayız. Biz mesela 20 senedir burada yapıyoruz. İnterkültürel, dinler arası diyaloglar ve bu bölgede çok şey oldu, yani başarılı oldu. Hiç sorun olmuyor. Tek tük, Einzelfall dediklerimiz oluyor ama o her yerde iyi insan da vardır, kötü insan da vardır. Ama biz örnek yaşantımızla onların argümanlarını kırmak zorundayız. Evet, siz böyle diyorsunuz ama bu böyle değil. Ben kendimden bir örnek vereyim. Geçen yıl İslam und İslamizierung diye bir panel vardı. SVP'nin hazırladığı. Bütün partiden temsilciler vardı. Ben de hem SP'li siyasetçi olarak hem Müslüman siyasetçi olarak argümanlarımı sundum, ettim. Ama hani olmasaydı kimseyi çağıramayacaklardı. Ben onu diyorum, yani biz olmadan bizim hakkımızda konuşmasınlar. Biz de her yerde olalım. Herkesin düşüncesi kendine göredir ama biz olmasak, belki bir Müslüman kadın bulmasalardı ya da yani bir göçmen kadın bulmasalardı kendi aralarında konuşacaklardı yine. Yani o gece gerçekten çok emosyonal, yani duygusal bir gece oldu ama iyi ki gitmişim. Anlıyor musunuz? Hani bir yerlerde sesimizi duyurmak için çalışmamız lazım. Hepimizin elimizi taşın altına sokmamız lazım. Oturduğun zaman kimse hani senin hakkında konuşurlar da konuşurlar. Senin doğrun herkesin doğrusu olmak zorunda değil. Ama düşünceni, evet bunlar da siyasetle ilgileniyor deyip kendimizi topluma böyle kabullendirmeye başlamamız lazım. Evet Alime Hanım, bu konuda aklıma bir soru daha geldi. Listeye almadığım sekondas dediğimiz, yani sizler gibi bizler gibi yabancıların İsviçre'de bir siyasi partisi olabilir mi? Yani bir siyasi partide göçmenler toplanıp da sesini daha çok duyuramaz mı? Ben o taraftar değilim. Ben çünkü eğer burada İsviçre'de, bu ülkede yaşıyorsak, buradaki partilerde çalışmalar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o zaman kendimiz ayrı parti kurarsak, o zaman kendi kendimizi iyice dışlamış oluyoruz. Entegrenin önüne geçer bu yani. Hani evet biz ayrıyız, biz başkayız oluyoruz. Ama buradaki partilerde, hani görüşlerimizi temsil ettiğimiz partilere üye olursak, o zaman biz de burada dahiliz. Yani ben o taraftar değilim. İbrahim Bey'in ne düşündüğünü bilmiyorum ama ben şahsen burada güçlü partilerde çok çalışıp bir yerlere gelip inşallah ileride çocuklarımız, torunlarımız daha iyi yerlerde görebileceğimiz, yani önümüz açık. Çünkü toplumun bir parçasıyız ve bunu herkes kabul edesiye kadar hepimiz çalışmak zorundayız. İleride bana baktıkları zaman bu Alime desinler. Tabii ki geçmişimle, dinimle, geldiğim ülkemle gurur duyacağım. Ama ön yargısız bakmamız lazım birbirimize yani. Öyle düşünüyorum. Evet. İbrahim Bey, pası size attık. Bu konuda sizin düşüncelerinizi alalım. Evet. Ben de şahsen şu an SP'de kendimi huzurlu hissediyorum. Fakat şundan dolayı kendimi huzurlu hissediyorum. Çünkü özellikle bunu SP Schaffhausen için söylemek istiyorum. Fakat tabii SP Schaffhausen ve diğer kantondaki SP arasında herhangi bir fark yok. Ben milli, manevi ve tarihi değerlerine sahip çıkan bir insan olarak SP'ye üye oldum. Adaylık sürecinde bu değerlerimden taviz vermedim.
Ve Evet. bütün ESPE yönetimi bunu biliyordu. Beni olduğum Evet. gibi kabul ettiler. O yüzden şu an göçmenlere de buradan seslenmek istiyorum. Siyaset yapacaksanız size en yakın olan ESPE bürosuna gidin. Fakat ESPE'de olur ya, Almanya'da, Avusturya'da, Hollanda'da, Belçika'da birçok örneği yaşandı bunun. Sosyal demokrat geçinen partiler de bazen istibdat, yani baskı kurmaya çalıştılar bazı üyeleri üzerinde ya da siyasetçiler üzerinde. Bu da tabii huzursuzluğa neden oldu. Huzursuzluk alternatif arayışını itti o ülkedeki siyasetçilerimizi ve buna binaen göçmenler olarak evrensel insan hakları değerlerine daha güzel hizmet edebilmek için Almanları da Avusturyalıları da içlerine alarak ayrı bir yol çizdiler. Tabii bu sırf göçmenler partisi değil. Mesela Avusturya'da, Almanya'da göçmenlerin öncülüğünde kurulmuş olan partileri var ve birçok Almandan takdir ve destek alıyor. Bu şekilde eğer olur ya bir gün bizim üzerimize de istibdat uygulanır, fikrimizi, düşüncemizi, milli, manevi ve tarihi değerlerimize hakaret edilirse ve bizim üzerimize baskı uygulanırsa belki biz de böyle bir yol arayışına gidebiliriz. Fakat başta da dediğim gibi şu an ESPE'de kendimi huzurlu hissediyorum ve herhangi bir baskı yok fikirlerimden, düşüncemden, kökenlerimden dolayı. Şunu sormak istiyorum İbrahim Bey. Biraz önce bahsettiğiniz için ilk siyasi partiye ESPE'ye üye olduğunuzda sonuçta isminiz İbrahim, yani bir Türk olduğunuz, Türk asıllı olduğunuzu biliyorlar. Nasıl bir tepkiyle karşılaştınız? Size yaklaşımları nasıl oldu? Aslında süreç biraz şöyle gelişti. ESPE'ye ben davet edildim. Yani ben malumunuzdur, biliyorsunuzdur, hakeza Halime Hanım da biliyordur. Ben siyasete girmeden önce de sosyal aktif olan bir insandım ve halen öyleyim. Göz önüne alınarak siyasete davet edildim ben. Bizzat ESPE Schaffhausen yönetimine davet edildim ve direkt ilk genel kurulda yönetime alındım. ESPE il yönetim kuruluna alındım. Böyle işte kökenim, dinim, dilim, ırkım hiç sorulmadı ve soruşturulmadı. Çünkü hepsiyle İsviçre Türk Diyanet Vakfı'na bağlı Aksa Camisi'nde tanışmıştım. Şöyle göçmenleri bir camiye davet etmiş. Şey göçmenlere diyorum. İsviçrelileri camiye davet etmiştik. Kısa bir Evet. turdan sonra ben ESPE'ye davet edildim. Tanıştığımız yer belli. Bundan dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamadım yani. Aynı soruyu Alime Hanım'a soralım. Siz nasıl bir tepkiyle karşılaştınız siyasete girdiğinizde, ESPE'ye üye olduğunuzda, ESPE'de aktif siyaset yapmaya başladığınızda? Vallahi ben Yani hiç tepki almadım. Biz zaten önce pasif ESPE üyesiydik. Sonra 1 Mayıs'ta toplantısında beni yönetime davet ettiler. Köydeki bölgeye, yani yönetime teklif ettiler. Ben hatta dedim ya, ben siyasetten anlamıyorum, çok anlamıyorum, nasıl vermiş? Çünkü çalışma hayatı olan. Ama dediler Halime, senin sosyal çalışmaların zaten politika. Ondan sonra evet dedim, ya hani sesimizi bu şekilde ciddi ciddi köydeki, yani seksiyon yönetimine girdikten sonra siyasete o zaman daha çok derinlemesine ilgilendim. Tabii ki gündemi takip ediyordum. Tabii ki oy kullanıyorsun, o ayrı mesela, ama derinlemesine Evet. ondan sonra arkası geldi zaten. Çalışmalardan keyif almaya başladım. Asla dışlandığımı hissetmedim. Bizim burada kermesler olduğu zaman gelen tek parti ESPE. Yani ben hani bütün zaten dernekler davet ediyor partiler. Yani gerçekten hiçbir zaman kendimi dışlanmış hissetmiyorum. Yani kendimi iyi hissettiğim yer. Her zaman diyorum ESPE benim
siyaset evim yani hani politische Zuhause deniliyor ya. Kendimi öyle hissediyorum. Her konuda her kim zaten kimse parti politikasını Evet. %100 hemfikir değildir. Ama konsept olarak her yerde kendimi mecliste iyi temsil edilmiş hissettiğim için SP'deyim. Evet. Alime Hanım, vatandaşlarımızın birçoğu eyaletler konseyi yani Ständerat veya Nationalrat yani ulusal meclisin ne olduğunu, görevlerinin ne olduğunu bilmiyor ve hakikaten açıklaması da biraz zor. Bu konuda vatandaşlarımıza bilginizi bir aktarır mısınız? En azından neden iki ayrı konsey var? Neden ulusal meclis var? Neden konsey var? Yani Yani neden işte. Ulusal Meclis var? Şimdi önce zaten yönetimler belediyelerden, gemeindelerden, ondan sonra kantonlardan. Her kanton kendi içinde bir devlet. Yani her kantonun yönetimi var. O kantonlar Evet. sonra yani Bern bütün hükümet yönetimi oluyor. Yani belediye, ondan sonra kantonlar, kantonlardan sonra Nationalrat milletvekilleri. Ständerat'ta senato oluyor. Yani Ständerat'ta senato Evet. oluyor. Böyle böyle Evet. aşama aşama ve İsviçre böyle federal yönetiliyor. Alime Hanım, İsviçre'de yabancı olarak oy kullanma hakkı var mı? Yani bu soruyu şu şekilde açayım size. İsviçre vatandaşlığı olmadan yabancı olarak oy kullanabiliyor muyuz? Cenevre'de ve Watt'ta sanırım bölgesel ama kantonal olarak ulusal oy hakkı yok da bir de Basel-Stadt'ta biliyorum. Yani bazı Evet. yerlerde bu hakkı hak verildi. Ama yine de bence vatandaş olunsun yani. Ne kadar olsa da sonuçta bölgendeki olaylarda oy kullanabiliyorsun ama hükümetle ilgili kararlarda Nasyonal abstimmunglarda yani hükümet şeylerinde o zaman yine kullanılamıyor. Bir kısıtlama Evet. oluyor yine de yani ne kadar kanton bazında bölgende kullanabilsen de bütçeyi ilgilendiren konularda büyük abstimmunglarda kullanılamıyor. Ben yine de herkesin olmasını öneririm. İsviçre vatandaşlığına geçmesini öneririm. Bir şey Evet. ekleyebilir miyim? Tabii. Tabii. Yani gerçekten Alime Hanım'a katılmakla beraber ufak bir şey eklemek istiyorum. Vatandaşlarımız rahatlıkla, gönül rahatlığıyla İsviçre vatandaşı olabilirler. İsviçre'de diğer Avrupa ülkelerinde olan kriter yok. O kriter de şu. Eğer İsviçre vatandaşı olursanız ana vatan dediğimiz yerin pasaportunu vermek zorundasınız diye bir kriter yok. O yüzden rahatlıkla Evet. yani Türk pasaportunu vermek zorunda değiller. Ya da işte Arnavut kardeşlerimiz, Makedon kardeşlerimiz Tabii. kendi pasaportlarını vermek zorunda değiller. Kendi pasaport iki ülkenin de vatandaşı olabilirler. Evet. İsviçre bu yönde de Avrupa Birliği'ne üye olan diğer ülkelere yönelik çok daha özgürlükçü bir ülke ve size bu imkanı, bu hakkı tanıyor. Evet, İbrahim Bey söz size geçmişken şu anda belki bir hayal gibi ama Dışişleri Bakanı İtalyan kökenli birisi Ignazio Cassis İsviçre'de doğmuş İtalyan asıllı bir İsviçre vatandaşı ve federal hükümete seçildi. Bundesrat oldu. Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyor şu anda. Bu yakın bir gelecekte bizler için, sizler için mümkün mü? Mümkün gözüküyor mu? Böyle bir hayaliniz var mı ileride bakan olabilmek gibi? Gerçekten çok karşılaşıyorum böyle sorularla. Fakat biraz da gerçekçi olmak lazım. Şu sorunuza bu yönde cevap vereyim. Özgüvenimde kesinlikle bir sıkıntı yok. Neyi hayal ederseniz, neyle yatıp kalkarsanız buna sonsuz inanıyorum. Allah onu nasip ediyor size kesinlikle. Fakat benim en büyük motivasyonum bu siyasette
kendi bölgemde, Kanton Schaffhausen'de, bak İbrahim Taş Türkiye'den geldi, 13-14 yaşındaydı ve meclise girebildi, yerel meclise girebildi. Ben burada doğdum, büyüdüm. Ben daha ilerisine gidebilirim. Yani kardeşlerimizi, yeni nesili motive etmek, yeni neslin önünü açmak. Şu an Evet. bahsettiğiniz gibi bir hayalim yok. Fakat genç nesillerimizin, arkamdan gelen genç nesilli bu yönde teşvik etme, destek verme gibi bir hayalim var. Belki Alime Hanım'ın hayali vardı. Ona soralım. Yok. Bir 10-15 sene önce olsaydı belki olurdu. Ama şu anda benim de yok. Gerçekten göçmenlerin sesi olmak için, sesimizi duyurabilmek için ben çalışmalarıma devam etmek istiyorum. Bölgesel olarak kanton bazında geçen sene nasyonal rat seçimlerine adaydım. İyi bir oy aldım. Seçilemedim. Hükümet Evet. meclise girmeyi çok isterdim ama kısmet değilmiş. Ama ben de gençlere daha çok yönlendirmek istiyorum, yani gençlerin önünü açmak istiyorum. Yani genç dedim de hani, evet, benden genç tabii, gençlerin. Ben de çok çok bakan olma gibi hayalim yok aslında. Ama sağlığım el verdiği sürece kime destek olabileceğim kişiler, elimden gelen desteği de vermeye hazırım ve çalışmalarıma da devam edeceğim. Alime Hanım, söz size geçmişken Buyurun. bütün dünyayı şu anda kasıp kavuran bir ırkçılık meselesi var. Maalesef kanayan yara İsviçre'de de var. Ev arayan, iş arayan yabancıların karşılaştığı büyük bir sorun var. Bunu hepimiz biliyoruz. Zaman zaman hepimiz yaşadık bunu. Buna ek olarak bir de günden güne artan İslamofobi var. Bu Avrupa genelinde, bu sadece İsviçre'de değil. Siz de İsviçre'de siyaset yapan göçmen kökenli kişiler olarak bu sorunlara dair çalışmalarınız var mı? En azından İsviçre yabancılara karşı ön sorunu çözebilmek için bir çalışmada bulundunuz mu? Tabii ki, tabii ki. Yani pozisyon şeylerinde, parti toplantılarında dile getiriyoruz sorunlarımızı. Milletvekillerimiz bunları mecliste dile getiriyorlar. Yani bizim sesimiz oluyorlar. Bayağı bir ırkçılıkla mücadele ediyoruz. Yani gerçekten geçen sene benim adaylığımda, yani kadın olduğum için de mi bilmiyorum, Müslüman olduğum için, kadın olduğum için, Türk kökenli olduğum için bayağı bir ırkçılığa maruz kaldım. Ama parti yakınlarım çok desteklediler. Gerçekten ırkçılık kanayan yaramız ve buna karşı hepimiz birlik olmak zorundayız. Çalışmalar yapılıyor, çalışmalar yapılıyor. Evet. Hatta bu hafta burka yasağı ile ilgili bir burka yasağı meclisten geçmedi. Esbape'nin yine istediği burka yasağı ve bizim milletvekilimiz Samira Martin'in konuşması, gerçekten bir Müslüman anca o konuşmayı yapabilirdi. O kadar böyle dank diye, madem dedi siz Türk Müslüman kadınlarını hani haksızlık yapıldığını düşünüyorsan, 1971'de İsviçre'de kadınlara oy hakkı vermeyi niye istemediniz? Yani gerçekten partimiz ırkçılıkla çok güzel mücadele ediliyor ve göçmen azınlıkların sesi oluyor. O Evet. konuşmayı dinleyicilerimizin yani dinlemesini öneririm. Gerçekten tüylerim diken diken oldu. Mecliste bizim düşüncelerimizi çok güzel dile getiriyorlar. Ön konuşmalar oluyor tabii, ön çalışmalar oluyor. Evet, Alime Hanım, tam bu konuya değinmişken bir de şu Mora Höp meselesi var. Bu konudaki düşünceleriniz nedir? Irkçılık demişken İsviçre'de günlerdir bu konu tartışılıyor. Bahtiyar Bey, şöyle söyleyeyim. Aslında Morikop hani nasıl desem, kara kafa, bu koloni zamanında zencilere hakaret deyiminde söylenen bir şey. Ama bunu İsviçre'de geleneksel tatlı haline getirmişler. Şimdi söyle diyeyim. Ay, İsviçrelerin başka derdi mi yok deniliyor. Evet, denilebilir ama Evet. şu
bir çocuğun eve gelip de ağlayarak anne bugün bana yine Morakop dediğini duyduktan sonra anlıyor musunuz? Bunu Evet. yani ismi değişse ne olacak? Gerçekten bu ırkçılık şimdi mesela herhangi bir benzetme de olabilir. Bazıları alay ediyorlar. Başka dertlerim yok. Ama bence ismi değişmesinde bir zarar yok. Çok kimsenin canını acıtmayacak. Ama bir çocuk okul arkadaşları okulda ya da dışarıda Morikov diye hakaret ederlerse o çocuğun canı acıyacak. Ama o isim değişirse bence acımayacak. Ben öyle düşünüyorum. Hani çok çok geleneksel bir şey de değil bu. Bir isim yani. Nelerin ismi değişmiyor ki? Evet, doğru. Bundan önce Fräulein deniliyordu. Fräulein kalktı mesela. Morukop kalksa ne olacak? Fräulein hani şey olarak Evet. deniliyordu. Herkes Frau oldu falan. Hani bazı şeylere değişim ayak uydurmak zorundayız diye düşünüyorum. Bu ırkçılık konusunda İbrahim Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz? Özellikle Evet. yabancılara yönelik olan ırkçılık konusunda. Evet, Bahtiyar Bey, ırkçılık maalesef sadece İsviçre'de değil, Avrupa'nın kanayan bir yarası. Avrupa genelinde ırkçılık yükselmiş durumda. Fakat biz kendi bölgemizde, İsviçre'de siyaset yapan bütün siyasetçiler olarak, göçmen siyasetçiler olarak kendi bölgemizde bu ön yargıları kırabiliriz. Örnek vermek istiyorum. Schaffhausen parlamentosuna siz haber olarak zaten bunu yansıtmıştınız postolara. Bir yasa teklifinde bulundum. Yasa teklifi de şöyle. Göçmen işçileri onura etmek için bir müze. Evet. Yani şimdi şöyle düşünelim. Schaffhausen'de eğer bu yasa teklifi mecliste kabul görür ve böyle bir müze açılırsa, birincisi İsviçre'deki göçmen gençleri geçmişlerinin, babalarının, dedelerinin, nenelerinin hangi acıları çektiğini, hangi zorluklarla onları bugüne getirdiğini öğrenmiş olacak. Birincisi bu. Geldikleri yeri unutmaması açısından. İkincisi de İsviçreli gençlerin göçmenlere yönelik olan ön yargılarını kıracak. İsviçreli gençler, tabii bu müze açıldıktan sonra okullara da, sınıflara da bu müzeyi gezme zorunluluğu getirebilirsek, o zaman gerçekten hedefimize ulaşmış oluruz. Bu müzeyi gezen İsviçreli gençler göçmenlerin İsviçre için neler yaptığını, en basiti mesela benim babam en dinamik, en dinç, en sağlam dönemlerini İsviçre'de çalışarak geçirdi. Bunun onur edilmesi lazım. Buna teşekkür edilmesi lazım. Bunu ben kendi kantonumda, tabii bütün İsviçre'ye şey yapamıyorum bunu, yayamıyorum. Sizin aracılığınızla diğer kantonlarda bulunan siyasetçilere tavsiye ediyorum. Kendi kantonlarında parlamentoya böyle önerge vermeleri. Bu vesileyle partilerin göçmen karşıtı olan partilerin, İsviçreli Eidgenossen denilen kişilerin ön yargılarını kırabileceğimizi ve bu vesileyle ırkçılığı kendi bölgemizden temizleyebileceğimize inanıyorum ki Schaffhausen bu konuda gerçekten duyarlı bir kanton. Yeri Evet. geldiğinde diğer sağ partili olan milletvekilleriyle de oturup bazı meseleleri konuşup tartışabiliyoruz. Schaffhausen bu konuda ben şey yapmak istiyorum, yani Schaffhausen'deki bütün siyasetçilere, parlamenterlere, yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Çok duyarlılar bu konuda. Çok aktifler. Hiçbir dernek yok ki Evet. belediye başkanına davet etmiş olsun ve belediye başkanı gitmemiş olsun. Yok yani. Evet, İbrahim Bey,
Çok can alıcı bir soruya gelmek istiyorum. Siz seçildiğiniz için Avrupa genelinde siyasete atılan Türk asıllı, Türkiye kökenli siyasetçilerin seçildikten sonra tutumlarının çok değiştiğini, Türkiye aleyhine, Türk hükümeti aleyhine, Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhine demeçler verdiğine şahit olduk. Özellikle Almanya'da bu olaya çok şahit olduk. Siz seçildiniz, sizden böyle bir şey görmedik. Biz şahsen bunu da belirtelim. Halime Hanım da seçildiği zaman kendisine de soracağım soruyu. Seçildikten sonra bu tutum Almanya'dakilerin yaptığı gibi sizde de olacak mı, olmayacak mı? Vatandaşlarımızın bu konuda sizlere güvenip, sizlere inanıp, sizler için gidip oy kullanmalarını isteyebilmemiz için gönül rahatlığıyla siz nasıl bir güvence verebilirsiniz? Çünkü birçok vatandaşımız bu konuda gerçekten rahatsız oldu özellikle. Üzüldüler. Bizden birilerinin seçilip seçildikten sonra kendi ülkeleri adına aleyhine demeç vermelerine bu konuda sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz? Elbette. Memnuniyetle. Gerçekten ırkçılık gibi belki birbirinden farklı meseleler de olsa sizin etmiş olduğunuz mesele de bir sıkıntı. İnsanlarımız güveniyor, arkasında duruyor. Fakat meclise girdikten sonra özellikle Almanya ve Avusturya'da bu çok yaşanıyor. Güvenip destekliyor ve seçildikten sonra tanımıyor o vatandaşları. Şimdi Evet. ben diğer kantonlarda bulunan yönetimlerle, milletvekilleriyle, parlamenterlerle alakalı bir şey ifade etmek istemiyorum. Ben kendi kantonum Schaffhausen için birkaç noktaya değinebilirim. Şimdi değerli Evet. Bahtiyar Bey, Schaffhausen'de ben siyasete girmeden önce Espe bana bu teklifi getirdiğinde ben Schaffhausen'de fikrine değer verdiğim ne kadar genç ve birinci nesilden insan varsa yaklaşık sayılarını tam olarak hatırlamıyorum. 4 sene girmiş araya. Yaklaşık 20-25 tane ihtiyar, 20-25 Evet. tane genç. Bunların hepsini bir araya topladım. Arkadaşlar dedim, Espe Schaffhausen'dan bana böyle bir teklif geldi. Ne dersiniz? Ama sizden birisi eğer yok ben bunu yapmak istiyorum diyorsa ben hiç aday olmam. Seve seve önünü açarım. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Seve seve önünü açarım. Siz girin ben sizi destekleyeyim. Hiç sıkıntı yok. Ne dersiniz diye istişare ettim. Bunların içinde Schaffhausen'e gerçekten ilk gelen nesil de var. Son üçüncü nesil de var. Evet. Bunların hepsiyle istişare ettim. Onların onayını aldıktan sonra Espe'ye onayımı verdim ve milletvekili adayı oldum ve bugün meclisteyim. Evet. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. İkincisi, eğer ben meclise girdikten sonra topluma işte gelmiş olduğum ana vatana, efendime söyleyeyim, çevreme, dostlarıma, o istişare etmiş olduğum toplamda belki 50-60 kişiye sırtımı dönmüş olsaydım annem ve babam da bana sırtını dönerdi. Öyle diyeyim sana. Böyle bir aileden, böyle bir gelenekten geliyoruz. Ve Espe Schaffhausen yönetimine de ben açık ve seçik, net olmak lazım, dürüst olmak lazım, açık sözlü olmak lazım. Kim olursa olsun karşınızdaki, açık sözlü olduğunuz zaman hem Allah yolunuzu açar hem de karşıdaki sizi takdir eder. Espe yönetimine de şu hususları belirttim ve beni bu şekilde tanıyorlar. Ben geldiğim ana vatanımı, Türkiye'yi eğer eleştireceksem, efendime söyleyeyim, eleştirilmesi gereken konular varsa ben mail atarım, bu şekilde eleştiririm. Fakat Evet. İsviçre medyasına ya da işte bazılarına meze olarak sunmam. Bunu açık ve bir şekilde söyledim yani. Söylüyorum da halen de aynı fikirdeyim. Üçüncüsü, manevi değerler benim için çok önemli. Yani eğer ben bugün her kesimden, her düşünceden insanla
görüşüp dost olabiliyorsam, eğer ben hastalandığımda yan taraftaki ilk ziyaretime gelen, geçmiş olsuna gelen Alevi kökenli kardeşimiz oluyorsa, eğer ben hastaneye düştüğümde ilk ziyaretime gelen Boşnak kökenli, işte Alevi, Sünni, Türk, Kürt, hiç ayrım etmeden hepsi beni ziyarete geliyorsa, demek ki doğru bir çizgideyim, doğru bir rotadayım ve bundan da kesinlikle taviz vermek istemiyorum. Devamlı Evet. dediğim gibi Türkiye bir mozaik ve ben bu mozaiklerin her rengini seviyorum. Peki İbrahim Bey, SP yönetimi Türkiye'yi, Türk hükümetini, Türkiye Cumhuriyeti devletini eleştirdiği zaman sizin tutumunuz ne olacak? Tabii ki eleştirdiği zaman değil, eleştirdiler. Belli afişler açıldı. Tutumum şu ve buna birçok arkadaşım ve İsviçre'de bulunan STK veya dernek başkanları, Alime Hanım olmak üzere şahittir. Hakeza Alime Hanım'ın da aynısını yaptığına ben şahidim. Biz şikayetimizi resmi olarak en üst düzeyde yaptık. Böyle bir şey olduğunda yani eleştirebilirler Evet. bazı efendime söyleyeyim Türkiye hükümetinin bazı tutumlarını eleştirmek suç değil. Fakat tehdit etmek, öldürmeyle tehdit etmek, çatağına silah dayamak, bunlar İsviçre'de de suçtur. Ve bunu biz en üst düzeyde eleştirimizi yazılı olarak dile getirdik. Ve getirmeye de devam edeceğiz. Biz daha Evet. çok Bahtiyar Bey, Türkiye-İsviçre arasında, şahsım için söylüyorum, çatışmadan ziyade İsviçre'de siyaset yapan Türkiye kökenli bütün siyasetçilere tavsiyem, önerim oradaki o mozaik, o zenginlikle İsviçre arasında köprü olmamız. İsviçre ile Türkiye'nin dostluk anlaşması var. Bu dostluk anlaşmasına bulunduğumuz bölgelerde katkı sunmaktır. Evet, bu konuda Alime Hanım'a dönelim. Alime Hanım'ın da düşüncelerini, fikirlerini alalım. Özellikle göçmen kökenli siyasetçilerin İsviçre'nin kendi sorunlarıyla ilgili gündeme dair görüş belirtmeleri gerekmiyor mu? Pardon Bahtiyar Bey, bir daha alabilir miyim sorunuzu? Konu biraz önce İbrahim Bey'e sorduğum gibi, yani seçildikten sonra tutumları değişiyor. Özellikle Almanya'da bunu çok yaşadık. Türk kökenli siyasetçilerin bu kişilerin bulundukları ülkeye dair sorunları dile getirmeleri daha önemli değil mi? Mesela sizin için İsviçre'deki kendi sorunlarını, İsviçre'nin kendi sorunlarını, İsviçre'de yaşayan göçmenler sorunlarını dile getirmeleri daha doğru değil mi? Yani neden bir başka ülkenin iç meselesine dair görüş belirtiyorlar veya hissediyorlar? Valla herkes neden yaptığını kendinden sorumludur. Ben kendi adıma konuşabilirim. Ben İsviçre'de siyaset yapıyorsam İsviçre'deki toplumun bütün toplumu temsil ederek yapıyorum. Benim geldiğim ülkemin içimdeki sevgiyi kimse alamaz. Türkiye'deki siyasi görüşüm kimseyi bağlamaz. Anlıyor musunuz? Ama burada oldu, buraya Evet. bir yere gittiğimiz zaman ilk etapta bir topluma karıştığımız zaman yani buradaki sorunlarımızı dile getirmemiz gerekiyor. Aramızda konuşabiliriz, siyasi görüşümüz farklı olabilir, tartışabiliriz. Ama ben ana hedefim benim yani geldiğim ülke değil. Burada bu konuşmalarda İsviçre'yi konuşuyoruz. Ben arkadaşlarımla konuşabilirim. Türkiye'ye yakın arkadaşlar, Evet. hani sorunları eleştiri ve demem. Yani kalkıp da hani İsviçre, yani bilmiyorum. Kesinlikle ülkemizi, yani geldiğimiz ülkeyi unutmayacağız, çok seveceğiz. O muhakkak herkesin ana vatanıdır. Ama burada yaşıyorsak da ağırlık burada olması lazım. Yani ben şuna da çok üzülüyorum. Göçmen kökenli vatandaşlarımız hani hayatlarını burada geçiriyorlar. Çocukları burada doğuyor, büyüyor. Türkiye'de tabii ki tanısınlar, gündemi takip etsen. Burada sistemi bilmeyip de Türkiye'de ne bileyim hani en ufak
Bakanların, ya bakanları demiyorum, yani siyaset, Türkiye siyasetiyle daha çok ilgileniliyor. İlgilenirsin ama burayla da ilgilenirsin. Çünkü hayatımız burada. Türkiye'de çıkan kanunlar evet bizi ilgilendiriyor ama bizde bir faydası, yani burada yaşıyoruz. Buradaki kanunların benim torunlarıma faydası var. Biz hepimiz ayrım yapmadan, birlik olarak burada birbirimize çelme takmadan birbirimize faydalı olmak için, topluma yararlı olmak için çalışmalar yapmak zorundayız. Yani benim için insan insandır. Benim canımı acıtmayan, değerlerime hakaret etmeyen, yani herkes dostumdur. Kesinlikle Evet. insan ayrımı yapmıyorum ama İsviçre'yi de, ben şuna da karşıyım. Hani Türkiye'ye gidince İsviçre'ye hakaret ettikleri zaman da canım acı. Etmiyorlar mı? Ediyorlar. Ne duruyorsunuz orada? Gelin. Zorla tutmuyorlar ki, bizi seviyoruz. Ben gerçekten çok seviyorum. Yani büyüdüğüm için geldiğim ülkeyi de seviyorum ama bir yere, topluma girdiğim zaman ben bir kadın olarak İsviçre, yani İsviçreli, Türk kökenli bir İsviçreli olarak giriyorum. Aa bakın ben Müslümanım, Türk'üm. Türkiye'de şu oluyor, bu oluyor. Benim dinim şöyle bir. Ancak konuşma ilerlediği zaman konuşmanın içerisinde tartı, hani görüş beyan edebiliyorsun ama ana şey olarak biz burada İsviçre'de toplumun bireyleriyiz, nokta. Bence yani. Evet, Alim Hanım, başka bir konuya değinmek istiyordum ben açıkçası. Bu konuda sizin görüşlerinizi, fikirlerinizi merak ettiğim için İsviçre biliyorsunuz referandumlar ülkesi. Yani demokrasinin ayrılmaz bir parçası elbette ki halk oylamaları. Ama bu halk oylamalarına katılımlar çok çok düşük. Bazen %30'un altına düştüğü zamanlar oluyor. Yani çıkan bir yasayı sadece %30'luk bir halk belirlemiş oluyor. Çok ulusal, bütün İsviçre'yi ilgilendiren çok ciddi konularda reklamı propagandası çok fazla yapılan konularda %50, %60'lara yaklaştığımız oluyor ama %60'ı geçen hiçbir referandum yok. Bu katılımların artması için neler yapmak gerekiyor? Çünkü çok küçük bir azınlığın düşünce ve fikirleri yasalaşıyor genelde referandum sonucunda. Onun için bölge, yani taban çalışmaları çok önemli partilerde. Tabanların halka yayılıp, yani siyasete sensibile etmeleri, yani halka, biz mesela seçim zamanlarında, referandum zamanlarında sokaklarda flyerler dağıtıyoruz. Yani halkı duyarlı kılmak, yani seçimlere, referandumlara çalışmakla geçiyor bu. Yani ama siyasette hiç ilgisi olmayan da olmuyor. İstediğini yap, istediğin kadar çalış. Bana ne diyor? Tıkır tıkır işliyor sistem. Yani Evet. ilgi maalesef az ama çalışmalarda devam etmek zorundayız yani. Referandum ama çok önemli şeylerde katılım daha çok oluyor tabii. Bazı referandum daha Evet. önemli oluyor. Bazı referandum daha çok önemli oluyor halkın gözünde. Ama Evet. tabanın daha çok olması gerekiyor. Teşekkür ederim Alime Hanım. Yavaş yavaş da yayınımızın sonuna doğru geliyoruz. Son Şey olarak İbrahim belirtebilir Bey. miyim? Referandumla ilgili müsaadenizle. Tabii size de aynı soruyu sormak istemiştim Evet. açıkçası. Teşekkür ederim. Yani Alime Hanım'ın dediğine kesinlikle katılıyorum. Ana vatanımız Türkiye'de olsa insanın karnının doyduğu yer memleketidir. Memleketimiz burası. Burada çalışıyoruz. Burada vergimizi ödüyoruz. Burada istihdam oluyoruz veya ediyoruz. Bu vesileyle gerçekten ben de Alime Hanım'ın dediği gibi burayı seviyorum. Sevdiğim için burada siyaseten katkıda bulunmak istiyorum. Referandum meselesine gelince Şafaozen'de bazı kardeşlerimiz veya abilerimiz, ablalarımız, büyüklerimiz şunu bizzat söylediler bana. İbrahim, ben 10 senedir İsviçre vatandaşıyım. Sen siyasete girene kadar hiçbir şekilde referandumlara veya seçimlere katılmıyordum. Oylama yapmıyordum. Sen siyasete girdikten sonra ilgimi çekti. Kesinlikle bu Alime Hanım'ın orada da öyledir. Yani siyasetçi arkadaşlarımızdan
Türkiye kökenli siyasetçi arkadaşlarımızdan bunu sık sık duyuyorum. Yapılması gereken aslında bölgede Türkiye kökenli ya da göçmen kökenli siyasetçi olmasa da vatandaşlarımızın o gelen oy pusulalarını alıp çok basit. Google denen bir şey var. Oraya girip kısaca yazabilirler. Okuyup ona göre fikirlerini beyan edebilirler. Mutlaka ama mutlaka katılmalarını tavsiye ediyorum. Bu vesileyle gündemi de takip etmiş olurlar. Tabii. Demokratik haklarını Evet. kullansınlar tabii. Aynen. Yayınımızın sonuna geldik. Alime Hanım, son olarak size şu soruyu sorayım. Tekrar en baştaki gibi göçmenler için siyaset neden bu kadar çok önemli? Ve Göçmenler için son mesajlarınızı alalım. eğer hayatımızı burada sürdürüyorsak, alınan kararlarda söz sahibi olmak istiyorsak vatandaşlığa geçelim diyorum diye düşünüyorum. Mutlaka öneriyorum. Ve yani oylarını vatandaşlığa geçtikten sonra demokratik haklarından yararlansınlar. Oylarını kullansınlar. Gündem otomatikman takip ediliyor zaten hani. Pusulalar eve geliyor. Bu Evet. global dünyada gerçekten internette her şey bulunabiliyor. O yani muhakkak siyasete ilgilensinler ki gelişmelerden haberleri olsun. Geleceğimiz çünkü Evet. burada. Çocuklarımızın, torunlarımızın hayatımız burada. Biz de gastarbeiter değiliz artık. Annelerimiz, babalarımız, misafir işçiler. Biz buradayız. Bizim çocuklarımız tamamen yani buraya adapte oldular. Evet. Son mesajınızı alabilir miyiz İbrahim Bey'den önce? Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum bu korona döneminden. İnşallah atlatırız. Hepinize güzel yarınlar, sağlıklı günler diliyorum. Ve bu fırsatı verdiğiniz için Post Gazetesi'ne teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. İbrahim Bey, size dönelim. Göçmenler için siyaset neden bu kadar çok önemli? Sizin görüşlerinizi alalım bu konuda. Şafak Ozen'de %27,5 yani Şafak Ozen'in %27,5 neredeyse %28 olacak göçmen kökenli vatandaşlarımız. Bunların sadece %7,5 İsviçre vatandaşı olmuş. Tabii bu %7,5 da o gelen bütün oy pusulalarına değer verip, önem verip fikirlerini pusulada beyan ederlerse gerçekten Şafhauzen'deki dengeleri değiştirebilecek bir potansiyele sahip. Siyasete önem vermeleri kendilerinin menfaatine hepsi, herkes, bütün göçmenler akıllarından bir şekilde işte ben falan konumda olsaydım şunu yapardım, filan konumda olsaydım şunu yapardım diye geçiriyordur. Bunu pusulayı kullanarak, oy pusulalarına önem vererek hayata geçirebilirler. Akıllarındakini pusulaya yansıtabilirler. Evet. Mümkünse İsviçre vatandaşı olsunlar ve burada sadece göçmen olarak anılmayı bir yana bıraksınlar. Göçmenliği de hatta bir yana bıraksınlar. Buranın siyasetine, ekonomisine, sosyal hayatına entegre olmaya baksınlar. O zaman bu şu şekilde çok kısa özetleyelim. Biz burada yaşıyoruz. Burada söz hakkına sahip olmak istiyoruz. Bunun için de siyasete giriyoruz. Bravo. diye özetlesek olur o zaman. Bravo. Ben her ikinize de çok çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdınız bizim için, seyircilerimiz için. İbrahim Bey, Alime Hanım çok çok teşekkür ederim size. Değerli bilgiler verdiniz, görüşlerinizi belirttiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Post gazetesi izleyicilerine de buradan selam ve hürmetlerimi iletiyorum. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim.
Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Heyecanlandım. Hep dinleyicilerimden, seyircilerimden özür diliyorum. Biraz heyecan yaptım. Hayırlı akşamlar. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla kalın. Sağ olun. Kıymetli Post Gazetesi okurları, hepinize canlı yayınımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka canlı yayında buluşmak üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum.